Evet, değerli misafirlerimiz, kıymetli Adnan Hocam, malum Ramazan ayına yaklaştık, 3 aylar içerisindeyiz. Kutlu şehitler ayını idrak ettik. Derin manalar içeren İstiklal Marşımızın mecliste kabulünün 100. yıl dönümünü idrak ettik. Bugün de 18 Mart Deniz Zaferimiz, Çanakkale Destanımızın 106. yıl dönümümüzü idrak edeceğiz inşallah. Bu vesileyle bütün şehitlerimize, kahraman gardemize rahmetle, şükranla yad ediyoruz. Öncelikle Enderun okullarımızın müzik öğretmenimiz Salih Toprak hocamızın önderliğinde öğrencilerimizin yapmış olduğu bir çalışma var, kısa bir çalışma. Onun fon müziği eşliğinde Fen 9A sınıfı öğrencimiz Mehmet Emir Balkı kardeşimizin Çanakkale şiirlerini okumayı. Buyurun Mehmet Emir kardeşim. Fatih Hocam, fon müziğini açabiliriz. Seste sıkıntı mı var Fatih Hocam? Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya. Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tehaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat mahşer. 7 iklimi cihanın duruyor karşısında. Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada. Şehreler başka, insanlar, yeriler, rengarenk. İşte o buyur arkadaşlar. Nedir sade, buyur? Varsa, ne var sade bir ölçeğinde arkadaşlar 3 gram lif var. Bir ölçeğinde 1 gram protein var. Değerli misafirlerimiz, mikrofonları kapatırsak. Yine bir ölçeğinde 1,5 gram yulaf beta glukanı. Fatih Hocam, fon müziğe sıkıntı mı var? Çalıyor ama. Sıkıntı. İki ses gelmiyor, bize gelmiyor fon müziğine ama. Mehmet Emir'ciğim, devam edelim. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tauna da zuldür bu rezil istila. Ah o 20. asır yok mu, o mahluk-u asil. Ne kadar gözdesi mevcud ise, hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şüheda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek mahveri kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini, Şarkın en sevgili sultanı Selahaddin'i, kılıç arslan gibi iclaline ettin hayran. Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran. O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehid oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.
teşekkür ediyoruz. Okulumuz Fen 9 A sınıfı Mehmet Demir Balkı kardeşimize bu şiirinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar değerli misafirlerimiz, programımıza hoş geldiniz. İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıl dönümü ve Çanakkale Deniz Zaferimizin ve Şehitleri Anma programımızın 106. yıl dönüm programını idrak ediyoruz inşallah. Değerli misafirimiz Adnan İpektal hocamızın kısa bir özgeçmişinden bahsedeceğiz değerli arkadaşlar. 1974 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğan Adnan İpektal hocam ilk ve orta öğrenimini Samsun'da yaptı. Yüksek öğrenimini Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladıktan sonra 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı'nda yüksek lisansını bitirdi. 1995-1998 yıllar arasında gençlik eğitim kurumlarında Türk Dili ve Edebiyat öğretmenliği ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2004 yılına kadar Samsun'da Türk Dili ve Edebiyat öğretmeni olarak görev yapan İpektal, 2004-2009 yıllar arasında Samsun İl Kadın Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 2009-2011 yıllar arasında Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdür Vekili, 2011-2012 yıllar arasında Samsun İl Sosyal Hizmetler Müdürü, 2012-2013 yılları arasında Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili, Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, 2013-2018 yılları arasında Trabzon Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü olarak görev yaptı. 2018 yılında atandığı Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevini halen yürütmektedir değerli hocamız. Evli ve dört çocuk babası olan Adnan İpektal hocamız, Mevlana İdris mahlasıyla da ümmetin meselelerine dair şiirler yazmaya devam etmektedir. Tabii Çanakkale ve İstiklal Marşı deyince öncelikle vatan ve ümmet şairimiz Mehmet Akif Ersoy aklımıza geliyor. Vatan savunmasının önemini hutbelerle halka anlatarak, İstiklali muhafaza etmek için savaşmaya, halkı savaşa çağıran, Dünya Savaşı yıllarında gaflette olan Arapları uyandırmak için resmi görevle Mısır, Almanya, Arabistan arasında mekik döşeyen bir dört adamı. Ankara soğuğunda sırtında paltosu yokken İstiklal Marşı'nın ödülü olarak verilen 500 liraya dokunmayıp onları şehit ailelerine bağışlayan bir vatan şairi. Akif'in bu kadar dertli olmasında yaşadığı şartların tabii büyük etkisi vardır. Sezai Korakoç şöyle izah ediyor değerli üstadım. Sultan Aziz'in devrilmesinin arefe yıllarında Balkanlar, Makyavelist batılıların el birliğiyle allak bullak olur. Köy köy, şehir şehir Osmanlıların çekilişi, Rumeli'nde bir medeniyetin yıkılışı, Rus baskısının bizi boğuntuya sürükleyişi. Baba soyu Rumelili, ana soyu Buharalı, doğuş yeri Fatih olan bir evlat dünyaya gelir. Tam bir Doğu İslamlığının, Batı İslamlığının ve Merkez İslamlığının sentezi bir çocuk. Çağ bir batış çağı. Anne çizgisi duyarlılığı, Buharalı oluşu yani. Sağduyuyu, kendini bir ülkeye adayışı, şairliği getirecek. Baba çizgisi, ataklığı, savaşkanlığı, Yılmaz ve her buluşunda daha çelikleşen bir savaş adamını gözü pekliği, korkmazlığı, ürkmezliği, dönmezliği getirecektir. Kıymetli hocam, bu bağlamda öncelikle şunu sormak istiyoruz. Akif'in, Mehmet Akif'in memleket meselesine duyarlılığı nereden geliyor? Bunu bir izah edersek Sayın Hocam, Adnan Hocam. Adnan Hocam buyurun, söz sizde. Fatih Hocam, Adnan Bey'e. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor Sayın Hocam. Gayet güzel geliyor. Bir düzeltme yapalım özgeçmişle ilgili. Mevlana İdris ben değilim arkadaşlar. Mevlana İdris diye bir şairimiz var. Benim de sevdiğim bir şair yazar kardeşimizdir. Ama ben kendi ismimle yayınlıyorum yazdıklarımı. Çok fazla yazdığım bir şiir de yok. Ama iltifatın için teşekkür ederim ben İslam Hocam. Allah razı olsun. Şimdi
Mehmet Akif Ersoy için özellikle milli mücadeleye destek vermesi niyetiyle bir Ankara'ya yapılan bir davet var. Bu davette davete icabet ediyor. İstanbul'dan ayrılmadan önce Sibillü Reşat'ı birlikte çıkardıkları Eşref Edip Bey'e diyor ki ben gidiyorum, çağırıyorlar beni. Sen diyor buraları biraz toparla. Sonra da diyor Sibillü Reşat dergisinin klişelerini yani o başlıklarının basıldığı takımları al ve peşimden sen de gel. Ankara'ya gidince Mehmet Akif Hakimiyeti Milliye Gazetesi, o zaman Milli Mücadele Hükümeti'nin kontrolünde olan, meclisin kontrolünde olan yayın organı, şöyle bir haberle duyuruyor Akif'in Ankara'ya geldiğini. İslam şairi Mehmet Akif Bey Ankara'ya geldi. Milli Mücadele'ye katıldı. Hatta Mehmet Akif malumunuz hem Balıkesir Biga'dan herhalde hem de Burdur'dan mebus seçiliyor ve Burdur mebusluğunu kabul etmek istediğini söylüyor ve mecliste yine Burdur mebusu olarak kaydedilirken meclis kayıtlarında yine İslam şairi Mehmet Akif Burdur mebusu diye yazıyor. Bu o dönemde alimler var mecliste, belki Şeyh Efendiler var, başka şairler, ediplerimiz falan da var. Ama hiçbir tanesi için İslam şairi ya da İslam hikayecisi gibi bir tabir kullanılmıyor. Mehmet Akif için kullanılıyor bu. Bu Mehmet Akif'in nasıl bir şahsiyet o zamana kadar ki kaç yaşlarındadır Ankara'ya geldiğinde 40 yaşlarında falandır. Nasıl bir şahsiyet ortaya koyduğunun göstergesi, aldığı eğitimin, aldığı aile terbiyesinin bir göstergesi. Tabii söylediklerinin, sözlerinin etkili olmasında hayatını, sözlerine hayatını şahit kılmasının büyük bir etkisi var. Yani eğer sadece sözde kalan şiirler yazmış olsaydı Akif, bugün 100 yıl geçmiş olmasına rağmen biz onu hatırlıyor olmazdık. Şimdi biraz önce bazı araştırmalar yapıyordum. Malumunuz Çanakkale Savaşları sırasında hem düşmanlarımız, yani Batılılar, İngilizler, Fransızlar, kendi ülkelerinden gazetecileri, edipleri, şairleri ve benzerilerini getirmişler ve cephe ortamını onlara gösterip bunu gazetelerde yazmalarını önünü açmışlar. Hem de bizim devletimiz İstanbul'dan şairlerimizi, yazarlarımızı, ediplerimizi cepheye taşıyarak, hatta bizimkiler biraz uzun süre de kalmışlar cephede. Yaklaşık 10 gün kaldıkları falan söyleniyor. Onların da yine orada yaşananları şiirleriyle, öyküleriyle, fıkralarıyla, gazete yazılarıyla ifade etmeleri sağlanmaya çalışılmış. Büyük oranda da başarılı olunmuş. Fakat işin ilginç olan bir yanı var. Cepheye gidip bizzat o savaş ortamını yaşayan, hisseden ve güçlü kalemler, Hamdullah Subutan Röver'den tutun Ömer Seyfettin'e kadar güçlü kalemlerde gitmiş bu cepheye. İbrahim Ali Alaaddin Gövsa diye genç bir şair olarak o dönemde. Sonradan meşhur olacak olanlar da var içlerinde. Bir 30-40 kişilik, belki daha fazla bir gruptan söz ediliyor. Bu gidip de orayı gören, orada 10 gün 15 gün kalan şair ve yazarların hiç değerli misafirlerimiz, mikrofonları kapatırsak, buyurun hocam, devam edelim. Adnan hocam şu an ses gelmiyor ama. Sesiniz kapalı Adnan hocam. Adnan hocam ses gelmiyor şu an. Geliyor mu şimdi? Geliyor hocam. Tamam, devam edebiliriz. Yöneticimiz herhalde herkes sesini kapatınca benimkini de kapattı. Ondan oldu. Yoksa o, ben ya, dokunmamıştım ama. Siz oldu, aklınızı helal edin. Estağfurullah, estağfurullah. Bu tür canlı yayın kazaları oluyor maalesef. Yani farkında olmuyor bazen, insanlar açık kalıyor falan. Olabilir öyle şeyler. Sıkıntı değil.
Evet, dedik ki birçok şair ve yazar İstanbul'dan Çanakkale'ye götürülmüş, oradaki ortamı göstermiş onlara ama Çanakkale'yi en güzel şekliyle anlatmak, onu Türk edebiyatına ve Türk tarihine bir destan olarak abideleştirmek, orayı henüz o zamana kadar hiç görmemiş olan Mehmet Akif Ersoy'a nasip olmuştur. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitlerine şiirini, aslında Çanakkale Şehitlerine diye bir şiir yok. Asım şiirinde, uzunca bir manzumeden oluşan Asım şiirinde bir bölümdür bu Çanakkale Şehitlerine kısmı. O şiirin içerisinde bir bölümdür ama muhteşem bir şiirdir. Her mısra bir sehli mümteni olan, yani böyle sanki öylesine söylenmiş, ağızdan çıkarcasına bir defasında söylenmiş gibi ama muhteşem derinlikleri olan bir şiirdir. Dolayısıyla Mehmet Akif'in sözlerinin bizde uyandırdığı tesir, onun yürüyen bir İslam abidesi, bir İslam şahsiyeti, bir somut iman heykeli olmasından kaynaklanıyor diyebiliriz. Şimdi Çanakkale'de az önce bahsettim, karşı taraftan da gazeteciler, yazarlar, şairler getirilmiş ve bunlar cepheyi gezdirmişler. Ve o taraftan gelen zannediyorum bir Fransız veyahut İtalyan, Monsieur Valentin diye bir adam var, Türkçe de biliyor, bir Türkolog aynı zamanda. Cepheyi gezdikten sonra bir de Çanakkale şehrini ziyaret edelim diyorlar. Çanakkale şehrini ziyaret edelim diyorlar. Ve bir küçük tekneye binmek suretiyle Çanakkale şehir merkezine geliyorlar. Şehri şöyle dolaşırlarken tabii yıkık, dökük, virane, yani Balkan Savaşları'ndan çıkmış yaklaşık 200 yıldır bir ricat halinde olan bir milletin bir şehri Çanakkale'de ve Çanakkale o anda da Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli cephelerinden bir tanesini aslında ev sahipliği yapıyor. Diğer gazeteciler çeşitli fotoğraflar çekiyorlar, işte insanlarla konuşuyorlar, ortamı gözetliyorlar. Bu Monsieur Valentin bir kenar mahallede bir gözlem yapıyor. Ve tasviri şöyle. Üç tane çocuk gördüm diyor. Kar, kış, kıyamet. Üzerlerinde elbise yoktu. Bir çuval tersinden iki tarafından kolu çıkarmak için delinmiş. Bir de çocuğun kafası geçebilsin diye bir delik açılmış ve elbise olarak üçünün de üzerinde böyle muhtemelen un ya da şeker çuvalından bozma elbiseler var. 7-8-10 yaşlarında çocuklar bunlar. 3 tane erkek çocuk. Yaklaştım onlara diyor. Gördüm yani bu bende farklı duygular uyandırdı. Türkolog adam bir de Türk tarihini de biliyor. İşte Sultan Alparslan'ı hatırladım, Sultan Yavuz Sultan Selim'i hatırladım, Fatih Sultan Mehmet'i hatırladım. Onların kahramanlıklarını dünyaya, dünya tarihinde Türkler olmadan bu tarihin bir anlamı olmayacağını düşündüm. Yani Kanuni ile Avrupa'nın içlerine kadar gelişlerini vesaire vesaire şanlı zaferlerini, şanlı tarih sayfalarını düşündüm ve dedim ki kendi kendime bu demek ki her zaferin, her kahramanlığın bir sonu oluyor. İşte bu kahramanlıklar Alparslan'dan, Yavuz'dan, Kanuni'den, Fatih'ten arta kalan bu kahramanlıklar, işte şimdi şu gördüğüm çocukların üzerine geçirilmiş olan torbaya o çocukların kemikleri gibi çuvallanmış ve bunlarla beraber gömülecek ve yok olup gidecek bu tarih sahnesinden diye düşünürken çocuklara bir şey sordum diyor. Siz babanız nerede, ne yapıyorsunuz burada dedim. Bir tanesi dedi ki diyor bizim babamız şehit oldu. Öldü, şehit oldu vatanı korumak için. Nereden biliyorsun babamızın şehit olduğunu diye sordum diyor. Caminin imamı söyledi, imamlar yalan konuşmaz dedi diyor. Yani 7-8 yaşındaki bir çocuk muhtemelen o soranın yabancı olduğunu da anlıyor ya da anlamıyor. Yani anlasa da çocuk netice itibariyle ve ona verdiği mesajın içerisinde
İmam yalan konuşmaz mesajı var. Peki diyor, anneniz nerede? Annelerimiz de vefat etti bizim diyorlar. E size kim bakıyor diyor. Bize ninemiz bakıyor diyorlar. Derken çocukların oynadığı yerin yakınında bir kulübe çatısı akla yıkık, duvarları patlak, işte yamanmış, yani her türlü fukaralığın üzerinde böyle tecessüm ettiği bir kulübenin kapısı diyor. Ben tam evet, bu millet artık tarihin sonuna yaklaştı. Bundan sonra yeniden ayağa kalkması mümkün olmayacak bu milletin diye düşünürken kapı açıldı ve içeriden değneğine yaslanarak dışarıya adım atan bir 70-80 yaşlarında bir nine çıktı diyor. Ve çocuklara seslendi. Mücahit, Muzaffer, Gazanfer, gelin yavrularım, çorba yaptım, yiyin hadi dedi diyor. Ben tam bu millet bitmiştir, bir daha ayağa kalkamaz, dirilemez diye düşünürken bu ninenin çocuklara seslendiği isimler beni yeniden aldı ve başka bir dünyaya götürdü. Yani en zor günlerinde, varlıkla yokluk, var olma ve yok olma mücadelesi verdikleri günlerinde, işte annesi ölmüş, babası şehit olmuş, üç tane çocuğuna Muzaffer, Gazanfer, Mücahit isimlerini veren, Muzaffer, zafer kazanan demek, zafer kazanmış, kazanan komutan demek, Gazanfer, kükremiş aslan demek, Mücahit, cihad eden demek, en kötü zamanlarında, yani bütün dünya devletlerinin üzerine düştüğü evet, böyle yayın kazaları olabiliyor bazen. Telefondan konuşuyoruz. Bir arama oldu. Onu reddettik. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor hocam. Sıkıntı yok. Evet. En kötü günlerinde çocuklarına bu isimleri veren milletin tarih sahnesinden silinme gibi bir ihtimal yoktur. Bu millet yeniden dirilecektir kanaatine ulaşıyor. Monsieur Valentin Çanakkale'de, Çanakkale şehrinde yaptığı bir gezi sırasında. Evet Enes Hocam, Mehmet Akif'in yetiştiği ortam medeniyetimizin beşiği olan İstanbul. Dolayısıyla büyük bir ilim tahsili var. Mehmet Akif Fransızcayı Fransızcadan şiirler çevirecek kadar, edebiyat eserleri çevirecek kadar, Arapçayı Kur'an meali devlet adına kendisinden yazılması istenecek kadar, Farsçayı Sadi'den, Hafız'dan insanlara ders okutacak kadar bilen bir kültürlü şahsiyettir. Yani dolayısıyla hiçbir şey tesadüf değildir. Mehmet Akif için mesela söz vermenin çok büyük bir önemi vardır. Eğer bir söz onun ağzından çıkmışsa kesinlikle o söz tutulacak demektir. Hatta şöyle bir espri de var. İstiklal Marşı'nı da kendisi adına Hamdullah Supi Tanrıöver, o dönem Marif Vekili, Hamdullah Supi Tanrıöver'e kendisi adına söz vermiş olan, şiiri yazdıracağım ona diye söz vermiş olan Hasan Basri Çantay merhumun verdiği söz üzerine yazmak zorunda da hissediyor kendisini. Yani kendi verdiği söz değil, bir arkadaşının kendisi adına verdiği sözü bile bir namus meselesi olarak gören bir şahsiyetten bahsediyoruz. Şu mısrası çok meşhurdur, bilinir. Bu arada Bahri Kırışık hocama hürmet ederim. Akif'i sevmemizin önemli etkenlerinden birisidir. Hürmetle ellerinden öperim. Herhalde Konyalılar tanıyorlardır Bahri Kırışık hocamızı. Allah selamet versin kendisine. İşte budur benim cihanda sevdiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek diyor. Evet, yani hakikati söyleyeyim ama sonunda ne olursa olsun gibi bir bakış açısı var. Böyle bir bakış açısına sahip olan kişinin söylediğinin muhatabında bir kurşun tesiri meydana getirmesi de gayet doğal bir şeydir. Gerek İstiklal Marşı'nda, gerek Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinde, gerek ondan önce yazmış olduğu Ordunun Marşı'nda ve Safahat'ın tamamında bu imana şahitlik etmiş oluyoruz.
Evet, teşekkür ediyoruz hocam. Tabii teşkilat-ı mahsusa adına Arap çöllerinden dönerken Enver Paşa'dan Çanakkale zaferinin müjdesini alınca o meşhur Çanakkale destanını, veya sizin ifadenizde öyle bir isim yok diyorsunuz, Safahat'ta geçen o bölümünü mısralarına döküyor. Çanakkale'nin ardından da tabii Anadolu'daki işgallerle birlikte istiklal mücadelesi başlayacak. Özellikle Yunan işgallerinin durdurulması İnönü Zaferi'nden sonra da efendim İstiklal Marşı gibi mükemmel bir mısrayla tekrar bu çalışmalarına devam edecektir. Burada bahsettiğiniz gibi Süleyman Nazif başta olmak üzere Anadolu'ya geçip Balıkesir Zanos Camii başta, Kastamonu Nasrullah Camii, bütün Anadolu'da diyar diyar dolaşıp halkı milli mücadeleye davet edecek. Düşmana karşı koymanın zorunluluğunu, ümitsizliğe kesinlikle yer olmadığını, hatta ümitsizliğe düşmenin imansızlıktan kaynaklandığına vurgu yapan vaazlarını Anadolu'da vermeye devam edecektir. Tabii burada değerli hocam İstiklal Marşı ortaya çıkıyor. İstiklal Marşı'ndan biz neler almamızın gerekiyor? Buradaki İstiklal Marşı'nın verdiği mesaj, tabii saatlerce bitiremeyiz ama kıymetli hocam, gençlerimiz özellikle takip ediyorlar. Alacağımız mesaj nedir İstiklal Marşı'ndan? Bağımsızlık Marşı diye adlandırdığımız bu mısralardan kıymetli hocam. Evet, teşekkür ederim. Yani İstiklal Marşı'mız için son zamanlarda şu tabir kullanılmaya başlandı. Gerçekten çok önemli ve yerinde tam isabet etmiş bir tabirdir. İstiklal Marşı'mız millet olarak bizim milli mutabakat metnimizdir. Yani anayasalarımız birkaç defa değişmiştir. İşte 24 Anayasası, 61 Anayasası, 82 Anayasası, belki şimdi bir yenisi daha yapılacak ama İstiklal Marşı yazıldığı tarihten bu yana zaman zaman bazı böyle haşerat çıkıntıları falan olmuştur ama kimse evet bunu değiştirelim deme cüretini gösterememiştir. Gösterenlere de millet haddini bildirmiştir. Böyle bir özelliği vardır İstiklal Marşımız. İstiklal Marşı'nın yazıldığı ortamı hepimiz 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz, tahmin edebiliyoruz. Yani milletimizin var olma ve yok olma mücadelesinin bizzat böyle insanların iliklerine kadar hissedildiği bir dönemde yazılmıştır bu. İstiklal Marşı'nın milli mutabakat metni olması hem yazıldığı dönemde meclis tarafından hemen hemen oy birliğine yakın bir çoğunlukla İstiklal Marşı olarak kabul edilmesinden hem de 2021 yılının mecliste İstiklal Marşı yılı olarak kabul edilmesi teklifinin, kutlanması teklifinin de yine bütün siyasi partilerin ve bütün parlamenterlerimizin, milletvekillerimizin oy birliğiyle çıkmış olmasında arayabiliriz. Yani meclisimizin farklı farklı siyasi yelpazede olan kanatları var malumunuz. Ama tamamının üzerinde ittifak ettiği şeyler nadiren böyle karşımıza çıkıyor. İşte İstiklal Marşı onlardan bir tanesi olarak yine son ne zamanda işte bir ay kadar önce yapıldı oylama. Bu bağlayıcılığını, bu birleştiriciliğini yeniden ortaya koymuştur. O yüzden Mehmet Akif merhuma ne kadar teşekkür etsek, ne kadar Fatiha okusak azdır. İstiklal Marşı, yani Mehmet Akif'in milli mücadeleye katılmasının ciddi bir etkisi var. Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından özellikle Ankara'ya davet ediliyor ve daha sonra işte Balıkesir'e gönderiliyor, Kastamonu'ya gönderiliyor. Nasrullah Paşa Camii'ndeki vaazı hele oradaki konuşması metin halinde yazılarak bütün orduya dağıtılıyor ve çok büyük bir manevi atmosferin oluşmasına katkı sağlıyor ve çeşitli yerlerde bilgilerinde basılıp Anadolu'ya da dağıtılıyor herhalde, değil mi hocam? Evet, evet. Diyarbakır'daki ordumuzda bastırılıyor ve Anadolu'daki bütün birliklerimize, insanlarımıza ulaştırılıyor. Sebil-i Reşat vasıtasıyla da basılıyor ve yayınlanıyor. Dolayısıyla milli mücadelenin kazanılmasında Akif'in çok önemli bir rolü var. İstiklal Marşı'nın da bir ruhun yeniden üflenmesinde, yani adeta İsrafil Aleyhisselam'ın suru gibi bir Ba'su Ba'del Mevt'in yeniden yaşanmasında çok önemli bir etkisi var. Mehmet Emin Yurdakul önemli şairlerimizden bir tanesidir. Türkçü şairlerimizden birisidir.
Diyor ki bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et. Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir. Yani eğer bir milletin şairleri haykırmıyorsa o millet sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibi bir duruma düşer demek istiyor. Eğer Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri yazmasaydı biz bugün Çanakkale'yi bu kadar büyük anlamlar yükleyerek hatırlayamayacaktık. Çünkü orada yaşananlar olup bitmiş olacak ve biz Türk milleti olarak da yaptığımız güzelliklerin reklamını çok fazla yapmayız, yapmayı sevmeyiz. Bu İslam ahlakından da kaynaklanan bir durum. Mehmet Niyazi Yıldırım hocamız merhum. Çanakkale Mahşeri kitabının yazarı ve Çanakkale denince Türkiye'de akla gelen önemli isimlerden, değerli izleyicilerimizden onun YouTube'da birçok Çanakkale Mahşeri konulu konferansı var. Onları izlemelerini tavsiye ederim. Şöyle bir cümlesini dinledim 2-3 gün önce. Almanya'da üniversite eğitimini görmüş galiba Mehmet Niyazi Hoca. Üniversitede bir akademisyen bana bir gün dedi ki diyor, Mehmet Bey, Türk milleti Çanakkale'yi yeniden yaşasa aynı başarıyı acaba ortaya koyabilir mi? Aynı mücadeleyi ortaya koyabilir mi diye sordu. Bunu diyor birkaç defa sorunca o zamana kadar diyor Çanakkale çok fazla gündemimde girmiş bir konu değildi benim. Bunun üzerine diyor ben Çanakkale ile ilgilenmeye başladım ve gerçekten de iyi ki öyle bir şey olmuş. Çok önemli çalışmalar, önemli kitaplar ortaya koydu. Almanya'nın en büyük kütüphanesine gittim diyor. Çanakkale ile ilgili kitapları araştırdım. 700'ün üzerinde yayınlanmış kitap vardı diyor Çanakkale ile ilgili Alman kütüphanesinde. İstanbul'a geldim diyor. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ne geldim. Orada diyor Çanakkale ile ilgili yayınlara baktım. Orada diyor 7-8 tane kitap vardı. Yani biz asıl olayın faili olan, kahramanı olan milletin çocukları kendi başarı hikayesini yazmaktan maalesef imtina etmişler ya da ilgisiz kalmışlar ya da aciz bırakılmışlar. Buna ilgi gösterememişler ama işte Almanlarla malumunuz Birinci Dünya Savaşı'nda beraberdik. Muhtemelen cephedeki Alman askerlerinin her biri ayrıca edipleri, şairleri, yazarları da demek ki birçok defa Çanakkale ile ilgili yayınlar yapmışlar. Biz ise bugün halen daha Çanakkale'nin bir büyük bir prodüksiyon olarak sinema filmini çekememişiz. Birkaç yıl önce bir film yayınlanmıştı, adını da unuttum. Yani vasatın biraz altında bir filmdi ama yani Çanakkale'yi tamamıyla yansıtmaktan çok uzak bir filmdi. Yine biz bugün halen daha Milli Mücadele'nin filmini bir küresel bir prodüksiyon olarak çekip insanlığa sunamamışız. Sanatla destekleyemediğimiz başarılarımızı genç nesillerimize, yeni nesillerimize aktarmamız çok kolay olmayacaktır. Dolayısıyla sanatın gücünden istifade etmek gerekir. O yüzden diyorum, yani Mehmet Akif eğer Çanakkale şehitlerine şiirini yazmasaydı, gerçekten inanın bugünkü anlamını yükleyemeyecektik biz Çanakkale'ye. Şöyle bir somut örnek vereyim ben size. Malumunuz Mimar Sinan bizim en önemli mimarımızdır. En büyük mimarımızdır. Yani dünya tarihinden önemli mimarıdır. Meşhur cümlesini herkes biliyor. İşte Şehzadebaşı çıraklık eserim, Süleymaniye kalfalık eserim, Selimiye ustalık eserimdir diyor. Şehzadebaşı da çok önemli bir eser. Süleymaniye başlı başına önemli bir eser. Selimiye ama bunların hepsinin üzerinde bir adeta şey gibi. Hatta Selimiye ile ilgili şöyle bir anlatısı var Mehmet Niyazi Hoca'nın. Venizelos bu şey görüşmelerinde Mondros Sevr görüşmelerinde diyor ki şeye Lord Curzon'a İngiliz temsilcisine Lord Curzon diyor, Edirne'yi diyor bize verin. Edirne bizim olsun. Lord Curzon da dönüyor Venizelos'a. Diyor ki tamam Venizelos, iyi güzel verelim de Selimiye'yi ne yapacağız? Bakın bir sanat eserinin, bir mimari şaheserin nelere kadir olduğunun göstergesi bu. Çok önemli bir olay. Selimiye'yi ne yapacağız? Selimiye'yi yıkıp da size Edirne'yi öyle versek bize barbar derler. Selimiye'yi yıkmadan mevcut haliyle Edirne'yi size versek bize zalim derler.
Şimdiye kadar siz Yunanlılar, nazlı şımarık Yunanlılar için girmediğimiz kalıp kalmadı. Söyleyin şimdi zalim mi olalım yoksa barbar mı olalım? Buna sen bir karar ver de ona göre Edirne'yi size vermeyi düşünelim diyor. Yani Edirne'nin tapusudur. Bütün mimari eserlerimiz bizim memleketimizin tapusudur. Mezarlıklarımız da öyledir, şehitliklerimiz de öyledir. Ama bu büyük eserler başlı başına bir sanat şaheseridir. Şunu söyleyecektim. Selimiye Camii gerçekten mimari tarihimizin en önemli eseridir. Fakat gündemimizde Süleymaniye kadar yoktur. Neden? Çünkü Yahya Kemal Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiiri yazmıştır ama Selimiye'de Bayram Sabahı şiiri yazmamıştır. Dolayısıyla sanatın, şiirin kültürümüze anlam yükleme özelliklerini burada fark ediyoruz. Yani Mimar Sinan kendisi diyor olmasına rağmen Süleymaniye kalfalık eserindir, Selimiye ustalık eserindir diyor olmasına rağmen biz bugün Süleymaniye denince daha derin hisler duyarız. Neden? İşte o Süleymaniye'de Bayram Sabahı şiirinden dolayı. Yani buradan şu mesajı almıyoruz biz. Bu eserlerin şiirlere de dökülmesi daha kalıcılığı sağlıyor. Mutlaka, mutlaka. İstiklal Marşımız bu anlamda milli mücadelemizin destanıdır aynı zamanda. Yani nasıl Çanakkale şehitlerine şiiri, Çanakkale Savaşı'nın Birinci Dünya Savaşı'nın destanıysa, İstiklal Marşımız da bir milli mutabakat metni olarak, bütün milletin üzerinde ittifak ettiği bir metin olarak milli mücadelemizin destanıdır. Gençlerimiz, öğrencilerimiz takip ediyor. O zaman öğrencilerimize de şu mesaj geliyor Adnan Hocamızdan. Bir Çanakkale ile ilgili, bir İstiklal Mücadelemizle ilgili güzel bir senaryo projesi. Bunu da hayata aktarıp dünyaya açılma. İnşallah gençler sizlerden bunları bekliyoruz. Kesinlikle, hocam, kesinlikle. Bir tiyatro metni, bir sinema senaryosu, bir şiir. Yani bunları küçük görmemek lazım. Çünkü malumunuz sanatla dünyayı sömürmeye başladı bu küresel emperyalizm. Yani senin Malkoçoğlu filmleriyle seni dalga geçtiriyor ama kendisi bir Rambo'yla gidiyor bir kişi olarak Afganistan'ı işgal ediyor. Harry Potter denen saçmalıkla milyarlarca doları götürüyor ve bütün insanları ekran başına sinemalara kilitliyor. Fakat işte Cüneyt Arkın'ın bir yay çekiş sonucunda üç kişiyi ayrı oklarla vurmasıyla seni dalga geçirdi. Kendi efsanelerimize, kendi menkıbelerimize, kendi masallarımıza, kendi hikayelerimize eğer biz sahip çıkmazsak, onların itibarsızlaştırılmasına göz yumarsak, o zaman başkalarının uydurduğu hikayeleriyle, masallarıyla işte bunlarla meşgul ediliriz. Evet, değerli arkadaşlar, misafirler, Adnan hocamızın özellikle Aksa Mersiyesi isimli çok güzel bir şiiri de var. Anlam yüklü, duygu yüklü, bizi duygulandıran. İzlemenizi mutlaka takip ederim, tavsiye ederim YouTube'da. Bu anlamda kıymetli hocam, ümmet meselelerini de duyarlılığınızda biz biliyoruz, yakından tanıyoruz. Yine merhum Akif'in bahsetmiş olduğu Asım'ın neslinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii bunlar hep iç içe konular ama bir de Asım ve Haluk çatışması. Burada gençlerimiz bu çatışmada istikameti nasıl tayin edecekler? Biraz da bundan bahsederseniz. Teşekkür ederim. Tabii Mehmet Akif'in hayalini kurduğu bir genç tipi var. O Asım şiiri Safahat'ın bir bölümüdür. Ayrı bir kitap olarak da vaktiyle yayınlanmıştır. Daha sonra Mehmet Akif'in malum bütün şiirleri Safahat ismiyle toplanmıştır. 7 kitaptan oluşur. Ve içerisinde bir bölümün adı da Safahat'tır. İlk yayınlanan da o Safahat. Fakat daha sonra ayrı ayrı kitaplar olarak neşredilmiş yazıldıkça. Ama en son tamamını İstiklal Marşı'nı da Safahat'a almamıştır malumunuz. Bu çok önemli bir asalet göstergesidir. Yani buna yani birçok kimse bunu bilgi olarak bilir ama yani o asaletinin farkına varmak önemli bir şeydir. Yani bir şair için hem de en önemli şiiri yani en önemli şiirini kitabına almamak yani bir evladını evlatlıktan reddetmek gibi bir anlama gelir aslında bir sanatçı için, bir şair için. Peki niçin İstiklal Marşı'nı
kendi yayınladığı dönemde şimdi safahatlara konuyor tabii. Bütün kitaplara konuyor. İşte Mehmet Akif Ersoy merhum milleti için yazdığı ve milletine hediye ettiği bu İstiklal Marşı'nı artık bu şiir benim değildir, milletimin de dolayısıyla benim kitabımda bir ticaret unsuru gibi algılanmasını istemem anlayışıyla bunu kitabına almamış. Ama o İstiklal Marşı'nı Safahat kitabına almadığı halde onun İstiklal Marşı bizim bütün kitaplarımızın baş sayfasını süslemeye başlamış. Yüzyıldan beri de bu şekilde devam ediyor. Daha nice yüzyıllarca devam edecek inşallah. Tabii Mehmet Akif dedik ki başlarken mecliste milletvekili kaydında bile İslam şairi olarak isimlendiriliyor. Yani İslam'ı olması gerektiği gibi yaşayan, sözüyle davranışları arasında bir tuhaflık, bir zıtlık bulunmayan, eylemleriyle söylemleri birbiriyle uyumlu olan bir Müslüman şahsiyettir. Önemli bir şahsiyettir. İdealize ettiği asım tipi de işte çalışkan, gayretli, geleceğini milletine adayan, milli meselelere duyarlı, Batı'nın bu teknolojik üstünlüğü karşısında eziklik hissine kapılmayıp aksine oradan alacaklarıyla yeni bir medeniyetin kuruluşuna öncülük edebilecek bir donanımda yetişmesini istediği bir tipolojidir Asım. Asım aslında sahabe efendilerimizden birisidir malumunuz. Oradan isimlendirilmiş ve hocasının oğlu olarak bu şiirde canlandırılıyor, somutlaştırılıyor. Bir de Haluk var aynı dönemde. Tevfik Fikret'le Mehmet Akif tartışması var. Aslında Tevfik Fikret'le Mehmet Akif tartışması yok. Şöyle söyleyelim. Tevfik Fikret de bir, evet, Türk edebiyatının bir şairidir. Ben de edebiyatçıyım. Fakat Tevfik Fikret ne sanat yönü anlamıyla ne cemiyet insanı olmak hasebiyle asla Mehmet Akif kalibresinde ve kalitesinde bir şair değildir. Tevfik Fikret'in oğlu Haluk, önce nereye, İzlanda'ya gidiyor, ondan sonra Amerika'ya gidiyor, yerleşiyor, papaz oluyor ve benzeri falan. Bunların hepsi bir tarafa. Haluk'un hatıralarında şöyle bir ifadesi var, diyor ki, ben babamın bir defa bizimle oturup yemek yediğini hatırlamam. Beni bir defa kucağına alıp da oğlum diye sevdiğini hatırlamam. Bu kadar kibirli bir adam aynı zamanda. Biz diyor annemle beraber evin hizmetçisiyle birlikte yemeklerimizi yerdik. Babamın sofrası ayrı hazırlanırdı ve onun odasına götürülürdü. Asla oturup da hanımıyla ve çocuğuyla yemek yememiş bir kimseden bahsediyoruz. Yani bunu ben söylemiyorum. Oğlu olan, yani Haluk söylüyor bunu. Onun idealize ettiği, o da Haluk'un işte bir şair olmasını, sanatçı olmasını, yüksek bir mertebeye gelmesini falan arzu ediyor ama her arzu edilen şey maalesef arzu edildiği gibi cereyan etmiyor. Haluk belki de şöyle bir yorum var, belki de babasının ona olan ilgisizliğinden dolayı bu Hristiyanlığın teslis inancına yöneliyor. Baba, oğul ve kutsal ruh. Yani babasından bir baba şefkati görmediği için baba, oğul ve kutsal ruh inancına dönüyor ve papaz ya da rahip olarak ömrünü tamamlıyor. Bir daha da Türkiye'ye maalesef gelmiyor. Yani kendi değerlerimizle yetiştirmediğimiz, kendi değerlerimizi nakşetmediğimiz, kendi değerlerimizi zihnine kazımadığımız çocuklarımız, gençlerimiz maalesef Batı'nın, hele de o dönemdeki bizim 200 yıldır ricatimiz ve geri çekilmemiz karşısında yeni yetişen neslin o Batı karşısındaki eziklik duyması kısmen anlayışla karşılanabilir. Ama bu nesle, bu gençliğe tarihin altın sayfaları hatırlatıldıkça yeniden bir dirilişin öncüsü olarak bu gençleri yetiştirmemizin de mümkün olduğunu son 100 yıllık tarihimiz ortaya koyuyor. Yani Birinci Dünya Savaşı da İstiklal Mücadelesi de dünyadaki bütün Müslümanların güçleri nispetinde destek oldukları destanlarımızdır bizim. Şöyle bir bilgi var. Sadece Bosna Hersek'ten, ki
Birinci Dünya Savaşı çıktığında Bosna Hersek Osmanlı toprağı değildir biliyorsunuz. Elimizden çıkmış bir bölgedir. Fakat sadece Bosna Hersek'ten Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de sadece Çanakkale'de 30 bin asker vardır. Ve bunların yaklaşık 15 bini şehit olmuştur. Dolayısıyla bir ümmet mücadelesidir Çanakkale. Aynı şekilde milli mücadelemiz de bütün ümmet adına emperyalizme, küresel emperyalizme, sömürüye, sömürgeciliğe karşı vermiş olduğumuz bir mücadeledir. Gençlerimizin bunların bilincinde olması çok önemlidir. Yani şöyle düşünmemek lazımdır. Biz 1000 yıldır bu topraklardayız. İşte Allah nasip ederse 1000 yıl daha bu topraklardayız. Belki ondan sonra 1000 yıl daha bu topraklardayız. Ama bu topraklarda bulunmanın bir bedeli var. O bedeli 1000 yıldır ödüyoruz ve ödemeye devam ediyoruz. Halinde devam ediyoruz. Yani Sicilya diye bir ada var. Yaklaşık 400 yıl idaremizde kalmış malumunuz değil mi Enes Hocam? İspanya yaklaşık kaç? 800 yıl Müslümanların idaresinde kalmış. Bakın 800 yılla 1000 yıl arasında fazla bir fark yok. 800 yıl idaremizde kalmış ama bir tane Müslüman bırakmamak üzere tamamı kaçabilenler kaçmış, geri kalanların tamamını katletmişler. Dolayısıyla bu Batı'nın barbarlığının sonu, sınırı yok. Şöyle bir cümle var, kimin de unuttum. Batı'nın diyor insani değerleri çok iyidir, hukuki değerleri çok iyidir, hümanizmi çok iyidir, insan hakları çok iyidir, kardeşlikleri çok iyidir. Bunlarla ilgili çok önemli değerleri vardır fakat bunlar sadece kitaplarındadır diyor. Yani uygulamada yoktur. Dolayısıyla Batı'nın karşısında bizim gerek kültürel olarak, gerek sanatsal olarak, gerek insani olarak herhangi bir konuda eziklik duymamızı gerektiren bir durumumuz yoktur. Tarihimiz yüz akı sayfalı. Bak şimdi biri diğerine katil dedi, öteki ona bunak dedi. İşte buyurun. Doğru. Üstad Necip Fazıl merhum Allah rahmet eylesin. Bunların diyor birbirleriyle ilgili söyledikleri şeylerin hepsi doğrudur ama İslam'la ilgili söylediklerin hiçbir tanesi doğru değildir. Evet bunların birbirleriyle ilgili söyledikleri şeylerin hepsi doğrudur ama bizim Müslümanlarla ilgili mütalalarının hiçbir tanesi doğru değildir. Çünkü İslam'ı ve Müslümanları yeryüzündeki sömürülerine engel olacak bir güç, kuvvet, kudret, düşünce olarak görüyorlar ve bizimle barışmaları asla söz konusu değildir. Mevzuya bu şekilde bakmak lazım. Çok çalışmak, çok gayret göstermek ve hani şey diyor ya yani bir saat evvel gidiniz işte şey bir gün evvel gidiniz, bir saat evvel dönünüz yine Mehmet Akif'in şiirinde ifade ediyor. Batı'ya gidin, onun sanatını, ilmini, tekniğini alın. Fakat zihninizi batılaştırmadan, zihnen Batı'nın sömürgesi olmadan geriye dönün ve orada öğrendiklerinizi burada milletin menfaatine olacak şekilde uygulayın demek istiyor. Dolayısıyla çok çalışmamız, çok gayret göstermemiz gerekiyor. Yoksa sömürülmeye, yani sadece biz değil, bütün dünya mazlumları olarak sömürülmeye, ensesinde boza pişirmeye devam eder durumda kalmamız söz konusu olabilir. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, mesajı aldınız. Kıymetli hocam, paylaşımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Değerli paylaşımlarından dolayı. Kıymetli hocalarım, değerli misafirler, şimdi varsa sorularımız kısmına bir geçebiliriz. Bir 5-10 dakika. Sorularınızı sorabilirsiniz. Chat üzerinden de yazabilirsiniz. Veya direkt mikrofonları açıp mikrofonlarında sorabilirsiniz. Değerli misafirlerimiz. Buyurun. Herhalde soru kısmında soru soracak sorunuz yok. Buyurun. Enes Hocam, müsaade ederseniz. Burak Hocam mı gidiyor? Burak Hocam buyurun. Buyurun Fatih Hocam. Siz buyurun. Önce ben sonra dahil olayım. Buyurun Fatih Hocam buyurun. Tamam, ben abi olduğum için ben buraya buyurayım Burak Hocam. Adnan Hocam çok teşekkür ediyorum kıymetli bilgileriniz için. Tabii Asım'ın misli olmak zor. Ben haftada bulunmak istedim. Asım'ın nesliyle ve neslimizle övünmek kadar gelecekteki Asım'ları yetiştirmek de bize düşüyor. Hem öğretmenlere hem öğrencilere. Rabbim bugünün hatırına, bugünün adına bize
bu vatanı bırakan ecdadımızın çizdiği yolda, gösterdiği hedefe inşallah bizlere de yürümeyi nasip etsin. Biz niyetimizi halis kılarsak, içimizden nice asımların çıkacağını, tabii asım olmak zordur ama asım olma yolunda çok büyük cevherlerin olacağını düşünüyorum. Programa vermiş olduğunuz katkıdan ve bilgilerden dolayı da teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz hocam. Burak hocam buyurun. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Adnan hocam hoş geldiniz. Ağzınıza sağlık. Çok güzel bilgiler öğrendik, faydalandık. Ben hocam çok değerli bir Mehmet Akif Ersoy bizim için. Fakat ben şimdi birkaç araştırma da yapmıştım. Cenazesi üzerine birkaç araştırma yapmıştım. Ve çok üzülmüştüm. Gerçekten öğrendiklerim üzerine daha da öğrendiklerim çok üzmüştü beni. Mithat Cemal en yakın arkadaşlarından biri. Mehmet Akif Mısır'dan gelince onu tanıyamayacak vaziyette. Yani çok çökmüş, hastalanmış. Hatta cenazesi Beyazıt'tan kaldırılacağı zaman orada bir cenazeyi görünce bu diyor herhalde fukara cenazesi. Yani bir fakirin cenazesi deyip pek yaklaşmıyor ama üniversite öğrencileri bir anda gelince onun da Mehmet Akif Ersoy olduğunu öğrenince o da çok üzülmüş. Bizim bu değerlerimize sahip hala çıkabiliyor muyuz bilmiyorum. Yani tabii bir şey programlar yapıyoruz, anma törenleri yapıyoruz ama herhalde daha böyle sağlam bir şekilde örnek almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de çok yönlülüğü hakkında birkaç şey söylemek isterim hocam. Kendisi çok iyi bir yüzücü, güreşle uğraşıyor, şair yönünü biliyoruz ve baytar aynı zamanda. Arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz zaman zaman öğrencilerimize. Yani sözelci, sayısalcı, eşitarlıkçı değil de hem sözelci, hem sayısalcı, hem eşitarlıkçı olalım. Hem şiir yazalım, hem matematikle uğraşalım, hem spor yapalım. Yani bu çok yönlülüğümüzü atalarımızdan, ecdadımızdan örnek alalım diye zaman zaman öğütlerde de bulunmaya çalışıyoruz. Ama bu cenaze törenindeki durum hakikaten beni çok üzmüştü ve neden diye de böyle sorgulamıştım açıkçası. Böyle bir durumu da belirtmek istedim hocam. İnşallah değerlerimize gereken önemi de daha da çok veririz diyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Maalesef cenazesiyle ilgili öğrendiklerinizin, duyduklarınızın hepsi doğru. Eksiği yoktur, fazlası vardır. Mehmet Akif Ersoy ömrünün son 10 yılını yaklaşık Mısır'da geçirmiştir. Önceleri kışları oraya gidip yazları İstanbul'da bulunmak suretiyle ama son 7-8 yılını tamamen Mısır'da olacak şekilde geçirmiş ve en son artık hastalanıp vefat edeceğini hissedince yeniden ülkesinde gözlerini hayata yummak niyetiyle önce oradan Antakya'ya gelmiş, daha sonra oradan da İstanbul'a geçmiş ve malumunuz 11 Mart günü, 12 Mart günü Mehmet Akif Anaevi olarak açıldı. İstanbul'da Mısır'dan döndüğünde yerleştiği Mısır apartmanındaki o vefat ettiği yer Mehmet Akif Anaevi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ziyarete açıldı. Bir seneler geçmiş olmasına rağmen bir vefa göstergesi olarak bunu söyleyebiliriz. Ama o dönemin maalesef yanlış uygulamaları Mehmet Doğan Üstadımız ömrünü Mehmet Akif'e vakfetmiş bir büyük düşünürümüz ve yazarımızdır. Diyor ki Mehmet Akif, yani İstiklal Marşı şairi olan Mehmet Akif, İstiklal mahkemelerinde İstiklal Marşı'nın şairi yargılandığı ayıbından devleti korumak için Mısır'a gitmek zorunda kalmıştır. Yani gitmeseydi muhtemelen birçok kişinin başına gelen bazı musibetler onun da başına gelebilecekti. Böyle bir dönem maalesef yaşandı Türkiye'de. Cenazesi de evet öyle üstünde örtü olmayan bir tabutla Bayezid Camii şerifine getirilmiş. Sonra Mehmet Akif olduğu öğrenilince üniversite öğrencilerinin omuzlarında bir tane devlet görevlisinin katılmadığı bir cenaze merasimiyle beraber cenazesi defnedilmiştir. Kıymetlerim,
Yani önemli şahsiyetlerimizin kıymetini bilme konusunda millet olarak biraz eksiğiz, zayıfız. Bu yönümüzü inşallah güçlendirmemiz lazım. Son şunu bir örnek olarak anlatayım. Gençlerimizin böyle mesuliyet duygusu yüklenmeme, görev yüklenme konusunda eksiklerinin olduğunu zaman zaman görüyoruz. Belki birçoğunuzun bildiği ya da yazısını okuduğu bir hadise var. Mescid-i Aksa'yı bekleyen son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan. Yani gençlerimiz bunu internetten konuşmadan sonra yazılarını bulup okurlarsa çok güzel olur. Komutanının yani 1917 yılında ordularımızın terhis edilmesiyle Filistin'deki ordumuzda terhis oluyor ve ordunun başındaki subaylar İstanbul'a çağrılıyorlar. Ordunun başındaki kolağısı Mustafa askerlerine şunu söylüyor. Diyor ki Mondros Mütarekesi imzalandı, ordularımız terhis oluyor. Beni İstanbul'a çağırıyorlar. Ben gitmek zorundayım. Çünkü muvazzaf subayım. Gitmezsem emre itaatsizlik etmiş olurum. Devleti zor durumda bırakırım. Ama siz askersiniz. Askerliğiniz şu an itibariyle sona ermiştir. İsteyen memleketine gider, köyünde, ilçesinde yaşamasına devam eder. Ama bana sorarsanız buradan ayrılmayın. Bu Mescid-i Aksa bize Yavuz Sultan Selim Han'ın emanetidir. Biz de buradan gidersek buradaki Müslümanlar Osmanlı da gitti, bizi bundan sonra kim koruyacak gibi bir düşünceye düşerler. Dolayısıyla burada nöbetinize devam edin diyor komutan 1917 yılında. Ve 1977-78 yılında Murat Bardakçı adında tarihçi bir gazetecimiz Kudüs'e ziyarete gidiyor ve bu kişiyle orada karşılaşıyor. Kim olduğunu bilmiyor tabii. Ve onları gezdiren rehber soruyor kim bu adam. Herhalde deli diyor, bu sürekli gelir burada sabahtan gelir akşama kadar bekler, ondan sonra gider, kimdir niye bekler, kimseyle hiçbir şey konuşmaz, kimseden bir şey almaz, kimseye bir şey vermez, burada bekler. İçime dert oldu diyor, bu adama bir gidip bir selam vereyim, bir görüşeyim dedim. Bu şekilde anlatıyor yazısında. Selamun aleyküm baba dedim diyor. Aleyküm selam evlat dedi bana. Öyle tasvirler var, uzatmamak için girmiyorum konulara ama mutlaka bunu da okusunlar. Diyor ki kimsin sen baba? Ben Osmanlı ordusu 20. kolordu, 36. tabur, 8. bölük, 11. ağır makineli tüfek takımı komutanı Iğdırlı Onbaşı Hasan'ım. Kolağım Mustafa bana burayı terk ederken siz buradan ayrılmayın. Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı bekleyin. Osmanlı buradan gitti, halimiz nice olur diye insanlar dertlenmesin, kederlenmesin. En azından 3-5 tane de olsa Osmanlı askerini burada görsünler ve onlara bir güven gelsin dedi. Ve ben o tarihten beri, yani 1917'den 1977-78 yılına kadar kaç yıl? 50 yıl. 50 yıldan fazla. Bir tarihte 60 yıla yakın bir tarih, burada nöbet tutuyor bu kişi. Sadece komutanının bir emriyle. Şimdi biz çocuklarımıza git bakkaldan ekmek al gel desek çocuklarımız mırın kırın ediyorlar. Ya da işte şurada şu işi hallet desek işte hemen ama komutanının bir cümlesiyle 65 yıl aslında boş bir bekleme bu. Öyle düşünebiliriz bugünkü realist bakış açısıyla baktığımız zaman. Ya ne olacak orada, beklese ne olur, beklemese ne olur. Ama ve en son diyor ki bu Murat Bardakçı, oradaki Iğdırlı Onbaşı Hasan. Yeğen diyor, sana diyor bir emanet versem yerine iletin mi diyor. İletirim dayı diyor. Türkiye'ye döndüğün zaman diyor git bizim kolağımız Mustafa Tokatlı'yı diyor. Komutanımı bul, ona de ki Mescid-i Aksa'yı beklemek üzere bıraktığın Iğdırlı Onbaşı Hasan görevinin başındadır, tekmili tamdır. 60 sene sonra, 60 senedir nöbet tuttuğu bir komutanın emriyle nöbetini tuttuğu komutanına 60 yıl sonra tekmilini gönderen bir asker ciddiyetinden bahsediyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu asalete, bu ciddiyete, bu azime yeniden dönmemiz, yeniden kavuşmamız gerekir. Evet,
Yani Tufan Gündüz Hocam'ın dediği gibi tarih bizi çağırıyor değil mi kıymetli hocam? Bosna Hersek, evet. Evet. Bağdat'ta, Basra'da, Doğu Türkistan'da Allah razı olsun. Dert söyletir kabilinden dertlendik. İçimizi döktünüz. Teşekkür ediyoruz çok Sayın Hocam. Kıymetli misafirlerimiz, sorusu olan varsa yine alabiliriz. Yoksa varsa sorusu olan alabiliriz kıymetli misafirlerimiz. Acele de etmeyelim. Var mı sorusu olan? Herhalde yok gibi görünüyor. Gençlik Eğitim Kurumları Kurucu Temsilcimiz Muharrem Hocam'a sözü bırakıyorum kapanış olarak. Enes İlhan Hocam, Muharrem Hocam çıkış yaptı. Tekrar hocam, Muharrem Hocam beni bağlanıyor. Ses geliyor mu? Seste sıkıntı var diyordu. Yok, bizde yok. Yeni bağlandı. Muharrem Hocam da ses gelmeye başladı, düzeldi. Giriş çıkış yaptı. Muharrem Hocam buyurun, söz sizde hocam. Yani Adnan Bey'in son cümlelerini dinleyemedim. Kusura bakmasın. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Samsun'dan ta bize buraya seslendi. Tabii önemli günler bunlar. 100. yıllarını yaşadığımız önemli günler. Ecdadımızın böyle hakikaten bu ülkeyi bize armağan ettiği, hediye ettiği günlerin 100. yıllarını yaşıyoruz. Belki 120-115 yıllar neyse. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu emanete sahip çıkmayı bize nasip etsin inşallah. Ben bu programı düzenleyen ekibe ve katılan arkadaşlarımın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum inşallah. Allah razı olsun. Bütün şehitlerimizin ruhuna El Fatiha diyerek programımızı inşallah kapatalım. Çok teşekkürler tüm misafirlerinize katılımcılarınızı. Adnan Hocam hasreten teşekkürler. Allah razı olsun.